Arkadaşlar merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlanan AYT Soru Bankası'ndan güzel bir eşitsizlik sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Birlikte tatile çıkan Bilal ve Özgür'de eşit miktarda para vardır. İlk gün Bilal ve Özgür'ün ikisi de birer lira harcamıştır. Bilal ilk günden sonraki her gün hemen önceki günden 1 lira fazla harcamış. Özgür ise ilk günden sonra hemen önceki günden 2 lira fazla para harcamıştır. Bilal'in eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para, Özgür'ün sadece en artı 18. gün harcadığı paradan fazladır demiş. Buna göre N'nin en küçük pozitif tam sayı değerinin rakamları toplamı kaçtır? Öncelikle şurada Bilal'e bir bakalım arkadaşlar. Bilal ilk gün kaç lira harcıyordu? 1 lira harcıyor. Bir sonraki gün bundan 1 lira fazla para harcayacağı için 2 lira, daha sonra 3 lira diye gidiyor. Zaten sorunun ilerleyen kısmında eninci gün sonuna kadar demiş. Birinci gün 1 lira, ikinci gün 2 lira, üçüncü gün 3 lira, eninci gün en lira harcamış olacaktır. Eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para, birden ene kadar olan toplamımız, yani en çarpı en artı 1 bölü 2 ile bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Bu Bilal'in harcadığı para oldu. Şimdi Özgür'ün harcadığı paraya bakalım. Özgür ilk gün ne kadar harcıyordu? 1 lira. Bir sonraki gün bundan 2 fazla harcıyor. Yani 3 lira. Daha sonra bunun 2 fazlası, yani 5 lira diye gidiyor. Bakın burada hep tek sayıları yazıyoruz. Birinci gün 1 lira, ikinci gün 3 lira, üçüncü gün 5 lira. O zaman eninci gün ne kadar harcamış olacak? 2n eksi 1 lira harcamış olacak. Çünkü tek sayıları yazıyoruz. Örneğin üçüncü tek sayımız, bakın, 2 kere 3 6, 6 bir eksi 5'ten 1. İkinci tek sayımız 2 kere 2 4, 4 eksi 3'ten 4 eksi 1'den 3'e eşit arkadaşlar. O zaman eninci günde 2n eksi 1 lira harcayacağını söylemiş oluruz. Diyor ki Özgür'ün sadece n artı 18. gün harcadığı para diyor. N artı 18. gün Özgür'ün harcadığı para 2 çarpı n artı 18 eksi kaç lira olacaktır? 1 lira olacaktır. Bu Özgür'ün sadece n artı 18. gün harcadığı paradır. Burası ise Bilal'in baştan beri harcadığı toplam paradır arkadaşlar. Diyor ki işte bu para n çarpı n artı 1 bölü 2, buradaki 2 çarpı n artı 18 eksi 1'den neymiş arkadaşlar? Fazlaymış. Bunu hemen yazalım. N çarpı n artı 1 bölü 2'yi n kare artı n bölü 2 diye yazalım. Bu neyden büyükmüş? Şurayı toparlarsak 2n artı 36 eksi 1'den 35'ten büyükmüş. İçler dışlar çarpımı yaparsak n kare artı n büyüktür. 4n artı 70 gelmiş olacak arkadaşlar. Şöyle düzenleyelim. N kare eksi 3n eksi 70 neyden büyük kalacak? Sıfırdan. Çarpanları ayırırsak n eksi 10 çarpı n artı 7 büyüktür. Sıfır gelecek. Tablomuzu yaparsak arkadaşlar, şurası eksi 7, burası 10 gelmiş olacak. Artı ile başlıyoruz. Artı, eksi, artı. Alabileceğimiz değerler 10'un sağ ya da eksi 7'nin solu olarak gözüküyor. Zaten n'i 1'den başlatmıştık arkadaşlar. 10'un sağını almak zorundayız. 10'dan büyük ama en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı sorulmuş. 11'i alacağız. Rakamlarını topladığımızda da cevabı 2 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Doğru cevabımızın 2 olması gerekir. Umarım açıklayıcı olmuştur.